ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 81 ilde düzenlenen 3.527.466 adayın başvurduğu yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi sona erdi. Bizler de Anadolu RTV olarak Nevşehir'de sınava giren öğrencilere sınavın nasıl geçtiği hakkında sorular sorduk. İşte aldığımız cevaplar. İşte arkadaşlar, kolay mıydı, zor muydu? Bence kolaydı. Baraj puanı olmayacağı söylendi. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Ya bence doğru olan da bu. Yani olmasın, herkes gitsin, yerleşsin bir yerlere ama yığın olur diye korkuyoruz. Bilmiyorum, herkes olsun. Sizin peki hedefiniz ne? Ben turizm istiyorum. Güzeldi. Güzeldi, sorular da güzeldi. Peki süre uzatıldı yarım saat. Bu konuyla ilgili ne söylemek gayet istersin? Güzel bir şey. Gayet güzel yani. Bu güzel bir şeydi. En azından ekstradan süremiz oldu. Baraj puanı da kalktı. Evet, çok şükür. Güzel, fena değildi. Kolay mıydı? Yani süre uzatıldığı için bir tık daha rahattı yani geçen senelere göre. Baraj puanı kalktı, bu konuyla alakalı ne söylemek istersiniz? Yani üniversiteler boş olduğu için doldurmaya çalışıyorlar yani, öyle söyleyeyim. Çok güzeldi ama vakit yetmedi. 30 dakika eklenmişti ama. Bilmiyorum, matematikte çok zorlardım. Halbuki kolay sormuşlar. Nasip. Baraj puanı kalktı. Bu konuyla ilgili ne söylemek baraj istersiniz? Baraj zaten hep geçiyorum. Benim için bir sıkıntı yok. Yarın AYT'ye gidecek misiniz? Gireceğim. Peki hedefiniz ne? Hedefim benim şu anda polis okulu. Ortaydı yani. Çok zor değildi. Sosyal biraz yordu. Matematikle Türkçe biraz daha ortaydı. Yetiştirdiniz mi? Yetiştirdiniz. Ekstra 30 dakika işe yaradı. Evet. Ben bir de depremzedeyim aynı zamanda. Yani biraz derslerde çalışmak, sıkıntılar falan. Yani ortaydı. Nereden geldiniz? Adıyaman. Peki baraj puanı kalktı demeydi. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani bence kötü oldu. Çünkü herkes üniversiteye yerleşti. Zaten üniversite mezunu çok. Daha da çok olacak. Gençler için kötü oldu. Peki senin hedefin var mı? Ben aynı zamanda okuyorum. Sağlık okuyorum. Tıp sekreterlik. İkinci üniversite okuma amacıyla. Yani tıp sekreterliğin son önü açık ama atanma şansımız var mı yok mu bilmiyoruz. O yüzden tekrardan yok, beklediğim gibi geçti. Hedefleyeceğim, hedefimdeki olan şeyi inşallah ulaşacağım. Bilmiyorum yani. Kendi işletmemiz var, veteriner olmak istiyorum. İkinci oturmada geçtim. Peki baraj puanı kaldırıldı, artı eksi 30 dakika eklendi. Ne söylemek istersiniz? Yani 30 dakika çok iyi olmuş. Gıtı gıtına yetiştirdim. İyiydi sen. Yani biraz zorlayıcıydı aslında. Yani ben depremzedeyim. Yani bize biraz negatif oldu aslında. Konu çıkarması bizim işimize yaramadı. Diğer şehirdeki insanların işine yaradı. Nereden geldiniz peki? Ben Maraş Avşin'den, aynı yerden geldim. Bize depremzedeyim. Kesinlikle adaletli olduğunu düşünmüyorum hani geçen yıla göre. Ama geçen yıla göre daha Türkçesi kolaydı. Biraz yetiştirmek kısmında. Bir de yani hani biraz korku vardı içimizde. Yani keşke konu çıkartmasayıp biraz erteleselerdi. Peki baraj puanı kalktı hani konuyla ilgili ne söylüyorsunuz? O konu hakkında çok bir fikrim yok. Aynımı araştırdım. Bizi çok etkilemiyor hani baracın kalktı kalması. 4 yıllık üniversite. Biz sadece deprem sallanma bilgisine baktığımız için. Aynen. Psikoloji o yönde sadece. Peki hedefleriniz var mı? Vardı. Tabii biz mezuna kaldık. Ben psikoloji istiyordum, o yüzden mezun. Depremden önce bir hayalimiz vardı, artık yok diyoruz. Neydi hayalin? Yazılım mühendisliğiydi. Depremden sonra artık şey kalmadı, hedefte kalmadı. Geçti. Güzeldi, güzel geçti. İyiydi, yapabildiğimiz kadar yaptık yani. Güzel geçti bizim için de. Yeni insanlar için biraz daha umutlu ama bana göre kolaydı yani. Baraj puanı kalktı, bir de yarım saat ek bir süre eklendi. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Ya iyi oldu, yetiştiremeyenler oluyordu tabii ki. İlla ki arada böyle kaçanlar oluyordu ya da kodlamada şey yapanlar, böyle kaçıranlar oluyordu. Anladım. İyi oldu yani, ondan dolayı benim için iyi bir durum. Diğerler için de öyledir, öyle umuyorum. Hedefiniz nedir peki? Hedefim ya, bir üniversite bitirdim, başka bir üniversite daha okumak istiyorum. Puanıma göre, ona göre bir üniversite yazacağım. Ya, sınav açıkçası bence Türkçe kısmı zordu. Paragrafları zordu. Geçen seneyle aynı diyebilirim. Sosyal kısmı geçen seneye göre bir tık daha bence kolay. Matematik kısmı da bence bir tık daha uzun sürdü. Anlamaya da yakın. Ki anlamlandırmak da zordu bence açıkçası. Çok uzun sürdü. Depremzedelere
bir tık daha kolaylık sağlanabilirdi bence kanaatimce. Yani beklediğimden bir tık daha zor geldi diyebilirim. Baraj puanı kalktı. Ekstra 30 dakika eklendi. Bu konuyla ilgili söylemek istersin. Zaten 30 dakika eklendi ama şöyle paragraflar uzun olduğu için o 30 dakika da alındı yani. Hiçbir faydası olmadı. Peki baraj puanı ile alakalı ne söylemek istersin? Baraj puanı keşke kaldırılmasaydı bence. Herkes aldığı puana göre belli bir şekilde. Şu an zaten baraj puanının kaldırılmasının sebeplerinden biri 2 yıllık bölümlerin açılmasını öngördüler. Yani 2 yıllık bölümlerin önünün açılması. Yani 2 yıllık bölümlere insanlar daha fazla akılmasınlar, insanlar daha fazla okusunlar diye böyle bir sistem getirdiler diye düşünüyorum. Peki sizin hedefiniz ne? İstediğiniz bir bölüm var mı? Hedefim psikolojiydi. Bakalım yani inşallah sonucuna göre karar vereceğiz. Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. İnşallah herkes ikisi öyle geçmiştir, öyle. Nereden gelmiştiniz? Ben Urfa'dan geldim. Şimdi Urfa, Maraş ve Hatay'a göre biraz daha az hasarlı atlattı ama gerçekten benim hayatımda belki de görmeyeceğim bir depremi yaşadım. Belki de hiçbir zaman görmeyeceğim. Ki ebeveynlerimiz de aynı şekilde söylüyor. Yani yaşları bizden çok büyük olmasına rağmen zor bir şeydi bence. Allah bir daha hiçbir şehrin başına getirmesin.